Merhaba arkadaşlar, bugün akşam yemeğine dondurucu da çıkardım. Böyle yazdan kurdum. Yeşil fasulyeler vardı, domates vardı, çıkardım. Patatesli fasulye yemeği yapacağım. Yine yüksek orada öğrendiğim bir fasulye yemeği. Böyle parça et vardı, doğradım. Üzerine bir tane büyük soğan. Şimdi iri tuz ekleyeceğim. Ben yemeklerimde iri tuz kullanıyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor iri tuz. Şimdi patatesi ekledim. Az bir şey sıvı yağ ekleyeceğim. Çok az. Ve biraz da karabiber ekleyeyim. Olmazsa olmaz. Yemeklerde hemen hemen her yemeğe giriyor karabiber. Sıvı yağ biraz ekleyeyim. Ve yine difüze çıkardım. Domates. Bu pişmemiş çiğ domates. Böyle koymuştum. Yine fazla vardı elimde. Onu çıkardım. Yemeğin içine ekledim. Sonra biraz piştikten sonra fasulyeleri ekleyeceğim. Yeşil fasulyeleri. Evet, yemeğimize bakalım. Tencerenin kapağını bulamadım. Başka bir tencere kapağı kullandım. O da bir beden büyük oldu ama yapacak bir şey yok. Nereden bulayım şimdi? Ha, bir şey bir yerde kaldı. Ev küçük olunca şöyle domateslerimiz çözülmüş. Şöyle yarım kaşık da biber salçası ekleyeyim. Evet, domatesler de tam çözüldü. Bu arada oğlum da makine açtık. Ortalığa bir makine atacak. Biraz pistim patatesle. Yeşil fasulyeleri ekleyeceğim. Burada da peynirimiz vardı. Köyden gelmişti. Onu poşetleyip difüze kaldırayım. Çünkü buzluğuna hem yer yok hem de zaten hemen pişedemediğimiz için bozulur yani. Bunu da boşaltayım, halledeyim. Peynir de çok yakıyor insanın ellerini. Arkadaşlar böyle boşalttım. Çok tuzlu arkadaşlar. O kadar tuzlu ki gözü çıkmaya tutuyorlar. Ne bu kadar tuz doldurmuşsunuz. Kollarım yandı bu arada da. Kolum kıpkırmızı oldu. Bu peynir öyle bir şey ki arkadaşlar, kolumu dahi yaktı. Şimdi buzla masaj yapacağım. Ve şimdi fasulyeleri ekleyeceğim. Difrizle çıkardım fasulyeleri, böyle çözülmüş çözülmemiş bir şekilde ekleyeceğim. Kollarım yandı arkadaşlar peynirden. O kadar yandı ki kırmızı oldu, tahriş oldu. Evet, yemeğim pişmeye devam ediyor. Bu arada da kollarım iyice yandı. Elime böyle poşet taktım, peynirleri poşetleyeceğim. Çünkü az önce öyle bidonun içine elimi koyduğumda ellerim bayağı bir yandı ya. Hala da geçmedi. Kıpkırmızı oldu. O kadar buz koymama rağmen buz da yanımda bekliyor. O kadar tuzlu ki tenimi yaktı yani. Bu Yüksek Ova yöresine ait otlu peynir arkadaşlar. Peynir ve lor peynirin karışımında oluyor. Otlarla birlikte basılıyor. Şimdi mesela ilkbaharda basılır. En az 2-3 ay isteğe göre kalır. Kış boyu da kalıyor toprakta. Şu otlar da siyah budur. Sore konuyor. Sore aslında çok güzel oluyor. İçerisinde. Böyle arkadaşlar. Benim kollar da hassas olduğu için bayağı bir yandı. Yeter. Bunu da yine bir poşete koyayım. Evet, peynirlerimi böyle poşetledim. 5 poşet çıktı. Şimdi buzluğa ya da difrize atacağım. Hiç de yerim yok. Çok acıyorum buzdolabın haline, var ya, şu yazın günü her şeyi depiyoruz. Artık buzdolabı bize zarar veriyor. Buzdolabını açtık, üzerindeki eşyalar üzerimize geliyor. Sabah bir tane peynir bidonu düştü ayağıma, neredeyse baş parmağımı kırıyordu. Zor atlattım. Böyle arkadaşlar var ya. Her seferinde böyle bir şey koymak için buzluğun ta derinlerine dalıyorum. Yine birkaç parça bir şey çıkardım. Şimdi süt vardı, sütü çıkardım. Yine değerlendireyim, bakayım ne olur artık akıbeti nedir. Böyle yer açmak için bir şeyleri tabii çıkartmak lazım, feda etmek lazım.
Hazır böyle kollarım da yanmışken buzdolabıyla uzun uzun meşgul oldum. Çünkü içi baya güzel serin buz gibi. Evet, peyniri yerleştirmek için çıkardım şu malzemeleri de son olarak buzluğa yerleştirdim artık. Buzdolabı işim bitiyor. Baya bir alışmıştık. Aramızda güzel bir soğukluk oluşmuştu buzdolapla birlikte. Maalesef bu soğukluğa son vermem lazım. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Evet, buzluk eşyalarını, peynirleri buzluğa yerleştirdim. Baya bir yerde açıldı. 2,5 kilo süt çıkardım. Yerine baya bir peynir, 5-6 kilo peynir yerleştirdim. Baya bir yer açıldı. Bu da buz gibi. O kadar güzel ki bununla da aramızda böyle bir soğukluk olursun. Kollarımı böyle soğutayım. Çünkü baya bir yandı ya. O neydi öyle baya yaktı. Hala kızarıklık gitmemiş. Bir saat oldu. Böyle arkadaşlar. Umarım bu da bozulmamıştır. Bozulursa, lor peyniri bozulmamışsa ya kakaolu süt yaparım ya da yoğurt. Bakalım artık. Nasip hangisi? Şimdi bir tencerelerimi yıkayacağım. Bidon var yıkanacak. Gerçi ben bu bidonu hiç yıkayamam. Bu şeref başka birine kalsın. Başka biri yıkasın. Ben hiç yıkayamam. İkinci bir yanık vakasını göze alamam. İkinci bir yanık vakasını hiç göze alamam. Kollarım hala yanıyor. İki tencereyi yıkayacağım. Tamam. Evet, yemeği, peynirleri de hallettim. Şimdi onunla biraz kuru madde istemiştim. Kuru maddelerim tamamen bitti. Yaz olduğu için sınırlı bir şekilde alıyoruz. Az alıyoruz. Şimdi onları böyle bir kovaya koyuyorum. Çünkü hava çok soğuk. Buzdolabında da yer yok. Dışarıda da kaldı mı bozuluyor. Şöyle deli bir kovam var. Ona koyayım. Bir 10 gün geçmek burada ne var? Burada da yine makarna, yumurta falan. Ben alışverişimi çocuklarıma yaptırıyorum arkadaşlar. Oğlum küçüklükten beri 7 yaşından bu yana kendi yapar alışverişimi. Böyle alıştırmışım. Evet, bunları da buraya koyduk. Yine doldu falan. Allah bereket versin. Bakayım. Kendisizlik olmuyor. Dondurucunun üstüne koydum. Orası serindir. Yumurtaları da kovaya koyayım. Daha ne almış? Evet, burada da bir sürü falan var. Onları da diğer kovaya koyayım. Yumurtalar kaldı. Kalan malzemeleri de yine bunlara koyayım. Şimdi gelsin. Geçim de şey diye. Yazın her şey çok durum oluyor arkadaşlar. Ne kadar az alalım diyoruz. Yine de çok oluyor malzeme. Bizim en azımız bu işte. Ancak bu kadar az alabiliyoruz. Onu da bidona ekleyelim. Ben bu tuzda kullanıyorum arkadaşlar. Çok güzel yemeklerde, falan, turşularda, hamurda. Evet, yumurtalar kaldı. Yumurtaları da şöyle küçük bir sepete doldurayım. Bunları da. Yumurtalar da böyle sepete doldurdum. Şimdi buzdolabında yer varsa onları da buzdolabına bırakırım.